Merhaba, adım Şakir Balık. 2000 yılından bu yana Ayhan Şahin Spor Salonu kafeterası işletiyorum. Tost çeşitlerimiz var. Özellikle sos sandviçimiz çok meşhur. Sos Amerikanlı çok yapıyoruz burada, çok tercih ediliyor. Maçlarla özellikle insanlar mesela maçtan ziyade biz buraya sandviç yemeye, sos sandviç yemeye geliyoruz diyorlar mesela. Tost çeşitleri yapıyoruz. Nuggetlar var, köfte çeşitlerimiz falan var. Patatesimiz var. Çok güzel mesela patates veriyoruz burada müşterilerimize. Onun dışında işte öğrencilerimiz var. Okul kantini öğrencilerimiz de buraya geliyor, alışverişe geliyorlar buraya. Vallahi öğrenciler yani Ayvalık tostu çok tercih ediyorlar. Ondan sonra tostlarımız var, onlar çok tercih ediyorlar. Maç günleri ama özellikle sos sandviç çok tercih ediyorlar. Yani malzemenin kaliteli olması çok önemli. İşte patates sos sandviçidir, turşusudur, mayonez ketçabıdır mesela. Özel yaptığımız karışım sos var mesela, o var mesela, o bize özgü tabii. Ondan dolayı çok tercih ediliyor. Yani yıllardır aynı lezzet, aynı tat diyebiliriz. Yani ben lokantacıdan gelmiş bir insanım. İşte kebaptır, lahmacundur, yemektir, onları çok yaptım. Yani buraya gelmeden önce çok işler yaptım yani, çok işlerde çalıştım. İlkokul bittikten sonra işe girdik yani, o şekilde diyeyim size. Yani bulaşıktan başladık, daha ki bugünlere geldik yani. Buraya geldiğimiz zaman işte buradaki eski işletmecisi vardı, bununla kendisiyle tanıştık. Bir süre sonra beraber çalıştık, ondan sonra işte ben askıya gidip geldim. Sonra bana devretmeyi karar verdi. O günden bugüne bu şekilde işletiyorum burayı. Vallahi işte soslarını falan kendim yapıyorum, hazırlıyorum. Ama işte ürünleri özel sipariş yaptırıyoruz. Bize getiriyorlar işte sosu da, Amerikan salatası zaten kendim yapıyorum burada. Malzemeyi kaliteli buluyoruz, kaliteli ürün getiriyoruz yani. Vallahi aslında ben yıllar önce bunu düşündüğüm zaman şey düşündüm ya, Şakir'in mi yazayım dedim. Ama yabancı dil olmadığı için bir sorayım dedim ya, Şakir nasıl yazılıyor dedim İngilizce olarak. Benim yanımda çalışan bir arkadaşım vardı. Ya da yabancı iyiydi onun. Onunla beraber işte bir karar verdik. O şekilde bir karakter çıkardık. Onu aynı şekilde patent falan da aldık. O şekilde aktif olan da neredeyse 15-16 senedir bu şekilde kullanıyoruz. Burada Galatasaray oynadı, Efes Pilsen oynadı, Galatasaray bayan ve erkek takımları oynadı burada mesela. Ondan sonra bir süre şey oynadı, Bahçeşehir Koleji oynadı burada. Hepsi geliyorlar sağ olsunlar. Mutlaka yani maç başlasa da sandviç yemeden gitmiyorlar burada. Vallahi işte en yoğun olduğu dönemler işte bu Efes Pilsen'in burada oynadığı dönemlerdi mesela. Ondan sonra mesela bizim Darüşşafaka'nın işte Efes'le, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la mesela büyük maçlarda oldu ama daha çok seyirci geliyor yani buraya. Daha yoğun oluyor. Vallahi taraftarlar işte yani seçici gerçek yani. Gelen kişi zaten belli insanlar geliyor. Ondan ziyade en önemlisi mesela bizim burada mezun olan öğrencilerimiz var. Sürekli mutlaka maçlara gelirler. Onlar daha çok yani buraya geliyorlar. Yiyorlar, içiyorlar mesela. Sos sandviç, Amerikan salatalı, artı yanında limonata. Olmazsa olmazdır yani. Bizim mezunlar, ders kadar özellikle mesela çok tercih ediyorlar bunu. Biz yıllar önce mesela Galatasaray maçlarına şey yapmıştık bir ara. Aslında menü adı altında bir menü yapmıştık, hazırlamıştık. O zaman sağ olsunlar ekranı yayınlamışlardı. O zamanlarda mesela çok şey olmuş yani, talep görmüştü. Yani işte ben buraya geldiğim sene mesela şey olmuş, 123. dönemde mezun olmuştum. Onlar da şu anda yani hepsi bayağı büyüdüler yanımlarda. Onlar da gelip gidiyor yani sürekli. Hala burada mısın diyorlar bana mesela. Sosyal şeyler duruyor mu? Kaç dönem mezun ettik burada mesela. Yani sosyal kültürü burada bitmez zaten. Yani o yiyen kişiyi mutlaka tekrarını istiyor. Ama şimdi Ayvalık'ı daha bir geliştirdi, daha bir güzelleştirdi. Ona çok tercih ediyorum. Basketbolculardan kim abi? Senin en çok sosyalini ya da işte... Doğuş Edemir oldu. Olmazsa olmazdı o. Burada öğrenci olduğu dönemde de biliyoruz. O zamanlar da müşterimizdi. Şu anda sağ olsun ziyanı bırakmıyor. Bir korkak abi onu ya. Sen kalpteki kalp oldun. Bazen söylemiyor da. Selçuk hocam kız nasıl kendisine? Peki eskilerden kimler var abi? Michael Ansley evet. Onu zaten unutamadığı bir insandır kendisi sağ olsun. Gerçekten yani oturuyordu orada, sosyal ver bana, sosyal ver bana diyordu. 5 tane, 6 tane bir anda gördü yani kendisi. Tek sıcak sıcak. Ay, o bitirmem veriyordum onu. Anadolu Efes'te oynayan şey vardı, Peter Namuski vardı, Sinan Güler vardı. Hidayet bile bunu alacağız yani o şekilde diyeyim size. Ben de işimi çok seviyorum yani gerçekten. Çünkü severek yapıyorum. Severek yapmadan bu iş yapılmaz aslında. Zor biraz yani çünkü. Çok zor gerçekten yani. Çünkü bizim bütün ömrümüz burada geçiyor. Yani gün oldu ki 16-17 saat çalıştığımız oluyor burada. Ya bunu sevmezsen zaten yapamazsınız. Mümkün değil yani. Çünkü sabah saat 8-9'da buraya geliyorum. Akşam 10'dan aşağı çıkmıyoruz burada mesela. Hafta içi hafta sonu full böyle çalışıyor. Yoğun çalışıyoruz burada. Çünkü hafta sonları antrenmanlar, maçlar oluyor. Hafta içi de okul var. Antrenmanlar vesaire oluyor. Yazın 3 ay yatıştayız. Yazın tatil 3 ay. Vallahi ben böyle baktığım zaman mesela bir tane çikolata yamuk mu? Hemen gider düzeltirim onu. Temizlik zaten olmazsa olmazımız da bizim. O en planda geliyordu, en planda geliyor. Onun dışında işte yani uğraşıyoruz işte yani. Zaman geçiriyoruz. Öğrenci olmazsa olmazdır zaten. Onlar bir tanedir. Hepsini çok seviyoruz. Şu anda ben varım. Artık 3 tane elemanım var benim. Maç günleri tabii ekstradan tahliye olarak. İşim yardıma geliyor bana bazen. Yoğun günleri yardıma geliyor. Evet. Her şey benim elimden çıkar. Benim elimdeyim, bana o iş olmaz. Ben başına ev zaten. Ocakta ben duruyorum sürekli.
Ben hazırlıyorum, ben sunumu ben yapayım, arkadaşlar sunum yapıyorlar. Doğramayı ben yapıyorum, pişiriyorum. Ocakta benim. Patatesi, havucunu, turşusunu vesaire hepsini ben kendim yapıyorum. Ben önce kendim yaparım, bir tadına bakarım. Hoşuma gitse devam ederim. Zaten burada en önemli olan şey budur. İşi kendin beğeneceksin. Sen kendini beğendikten sonra zaten gerisi gelir yani. İnşallah şampiyon oluruz. Avrupa'da iyi bir yerlere geliriz. Öğrenciler ise öğrenciler zaten bizim kardeşlerimiz, onları çok seviyoruz. Mutlaka kantinde bekliyoruz onları. Herkesi maçlara bekliyoruz. Tribüne dolduralım doyasıya.